Şimdi bir görüntü var ekranda. Murat Çataltaş bize o noktadan yaşadıklarını anlatırken. Askeri bir bölge burası. Rus yanın attığı füzenin düşmesine dair anlar ekrana geliyor. Ivano-Frankovsk askeri bölgesinden bahsediyoruz. Füzenin düştüğü an. Bir sesi duyalım bakalım. Oradan arkadan hangi ses geliyor? Ben bir gün evet, görüntüler bunlar şu anda ekrana gelen. Başka görüntüler de haber merkezlerine ulaşıyor. Onları da birazdan tabii size vereceğiz. Burası Ukrayna'nın batısında bir nokta. Yani şimdi Ukrayna'nın batısında olmasının bize söyledikleri de var. Tam bu noktada. Zaten bir açıklama yapılmış Rusya Savunma Bakanı tarafından. Hı. Ukrayna hava savunma sistemini tamamen imha ettik diyor. Ama bu saatler öncesinde yapılan bir açıklama. Yok, tabii yok. Yani ama evet. Burada bakın, tamamen, ama tamamenden bahsediyor. Yani onu açıkladıktan sonra 5 uçağın düşürüldüğü bilgisini Ukrayna şey evet, söyleyeyim. Bildiğim Rusya eğer yanılmıyorsam, eğer öngörmemiz mümkün olursa tahminler anlamında. Bir, hava savunma sistemlerini imha eder. İki, evet, kalkış pistlerini vurur. Üç, bizi de biraz ilgilendirdiği için bugüne kadar çok haberi yapılıp, yazılıp çizilen, oradaki karşı kampanyalarda da hedef gösterilen SİHA ve İHA'larımızın kalkış pistlerini de imha eder. Ve bunu da duyurur, İHA'ları, SİHA'ları kalkamaz hale getirdik diye de bizzat söyler. Bildiğim Ruslar benim bunu önümüzdeki birkaç saat içinde yapar ve duyurur. O zaman az önceki haberde yani üsleri belki ve radar merkezlerini vurur Ruslar eğer bu haberlerde. Tabii tabii tabii. O zaman az önceki haberi de belki halkın moralini yüksek tutmak için Ukrayna tarafından söylenmiş bir söz olarak alabiliriz. Yani iki köyü ele geçirdik. Belki bunlar için çatışma bile yapılmaz. Ben izninizle bir Poyraz hocama da döneyim. Poyraz hocam, şimdi şu iki köyü biz tekrar ele geçirdik açıklaması var. Diğer taraftan da yeni gelen görüntüler var. Onu arkadaşlarım hazırlayacaklardır. Ukrayna'daki füze düşme anının yanı sıra eş zamanlı ne yaşanıyor? Mesela Kiev metrosunun sığınağa dönüştüğünü görüyoruz. Evet. Bir tarafta korku içinde bekleyen insanlar var. Diğer taraftan işte insanlar birbirlerine su vermeye, eksiklerini kapatmaya çalışıyorlar vesaire. Dolayısıyla 2014 yılında Kiev'de olanları bana biraz hatırlatıyor bu. Ne diyorsunuz? Ukrayna 5 Rus uçağını düşürdük, 2 köyde geri aldık diyor. Ne anlama gelir? Bu açıklama bile Ukrayna'nın komple işgal edilmesi anlamına gelir. Buket Hanım, karşıdaki güç normal bir güç değil. Yani Rusya'dan bahsediyoruz. Yani Rusya'yla savaşta çiçek böcek değil yani Tarkan'ın şarkısındaki. Yani biz o bölgelerde kaldık. Yani şu anda Hazar'dan Suriye'ye nokta atışı seyir füzeleri gönderdiğini biliyoruz.